Sanayi Mahallesi, aracın üstüne inşaat çökmüş. Kurtarma çalışmaları devam ediyor galiba. Güngören Sanayi Mahallesi, aracın üstüne inşaat çökmüş. Kurtarma çalışmaları devam ediyor galiba. Ateşin orası da gitti. Yani. Çok hemen sesi duyuyor. Yurtlar kaçmaya başladı. Dumanlar falan çıktı. Benim ayağım. Kolonla çekiyor ya. Şey var mı çok esin? Termali. Allez, bon.
Ben diğer tarafa geçiyorum. Pardon abi. Nereye?
Güngören Malazgirt Caddesi'nde öğle saatlerinde kentsel dönüşüm için boşaltılan bu binada çökme meydana geldi. Çökme sonrasında 5 tane araç hasar alırken bu aracın içerisinde sıkışan bir kişi ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. O görüntüleri izlediler. Yaklaşık 16 saniyede bu binanın kendiliğinden çöktüğünü söylediler. Emir Öztürk isimli vatandaşımızı gören Türk isimli vatandaşımızı Elvan aracın hemen sağ ön koltuğundan çıkardılar. Evet, hemen görüyorsunuz. Moloz. Ay abi ya. Tekrar geldi, gireyim mi? Lütfen içeri geçin. Tamam, girdim abi. Geldi, tamam. Evet, evet, Ahmet Bey. Bugün saat 14 sıralarında daha önce yıkım kararı alınmış olan sanayi mahallemizde bir binada yıkım olayı meydana gelmiştir. O sırada binanın önünde bulunan 5 tane park halinde bulunan 5 araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Yine araçlardan bir tanesinin içerisinde sıkışan bir Emre Öztürk isimli bir vatandaşımız da hafif yaralı olarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Burası daha önce bizim Şubat ayında altyapısı kesilerek boşaltılan yerlerden bir tanesi. Bu bölge tamamıyla boşaltılıp kentsel dönüşüm alanı olarak belediyemiz tarafından bir revizyona geçecektir. Dolayısıyla bu tür eski yapı stoklarının da bir an önce kentsel dönüşüme alınmasının ne kadar da faydalı olduğunu gösteriyor. Çok şükür içerisinde daha önce boşalttığımız için içerisinde herhangi bir yaşayan kimse yoktur. Tabii bu binanın sahipleri de şu anda mahkemede açılmış olan bir iptal davaları var. Yani bina bu haldeyken bile insanlarımız mevcut idari işlemi iptal ettirmek için mahkemelere gidebiliyorlar. Bu bölge peyderpey boşaltılarak kentsel dönüşüme alınacaktır. Valla ben geldim buraya park ettim. Bir namaza gittim geldim. 2 dakikada işte bu şekli olmuş. Yani bir arkadaş da şu arkadaki arabanın altında kalmış. Tabii sıkıntı yok yani, şoför mahallindeydi. Kaldırdılar onu, canlı şekilde götürdüler. Şu anda bir sıkıntı yok yani ama işte vaziyet bu. Allah'tan ki okul da almadı. Okul da almış olsaydı daha bir facia yaşanabilirdi. Yaklaşık 1 ay 1,5 ay önce burayı şey yaptılar, boşalttılar. Hurdacılar geldi, bunların demirlerini, keşçeni falan hepsini boşalttılar. Yani sattılar mı ne yaptılar bilmiyorum. Ondan sonra her gelen burada bir şeyler almaya başladı. İçeride birkaç kişi kalıyordu. Son zamanlarda onlar da boşalttı. Şimdi gene bugün sabahleyin gene böyle karton, kalas malas gene almışlar gitmişler. Biz burada oturuyoruz. Bu araba da tam oradaydı zaten. Arabayı almamızdan 10-15 dakika sonra bina kendi kendine çöktü. Gürültülü bir şekilde. Tabii toz duman aynı böyle yani. Televizyonda o Maraş'ta, Hatay'da gördüğümüz aynısı sanki dersin. Yani bu İstanbul'da bir tane bina böyle oluyorsa, Hatay'daki deprem burada olmuş olsa yani bizim Allah yardım eylesin bize yani. Vallahi ben yazında oturuyordum işte. Yani artık onunla anlatamam yani, bilmiyorum yani heyecandan. Yani o arabanın içinde 2 kişi vardı. İşte o buradan dükkandan takım falan verdik. Allah'tan şurada bir dükkanı binalara boşaltan vinç vardı. O vinçten, iplikten falan bağladılar. İspiraldan kestik ettik falan, işte kalas malas devye falan. Onları işte çıkarmaya çalıştık. Sonradan itfaiye geldi. AFAD geldi. Onları çıkardık, onlar gitti.
Yürüyecek. Kenara doğru çıkıyorum.